Eğer reenkarnasyon fiziksel bir şeyse, onu mesnetsiz bir inanç gibi değil, fiziksel ispatlanabilirlik noktasında, bilinç gerçekten kopyalanabilir mi, aktarılabilir mi, ölçülebilir mi diye sormalıyız. Bir şey gerçekte varsa, bir yerde iz bırakır. Bilinç dediğin şey tek bir ben değil de, kuantum mekaniğindeki gibi bir durum olsun. Hani şu, bir sistem aynı anda birçok olasılıkta bulunabilir fikri var ya, o zaman yaşam dediğimiz şey tek bir çizgi değil, aynı temel durumun farklı görünümleri gibi okunabilir. Ve senin benliğin, sanki bir ölçüm anında belirginleşen bir dalga gibi, bir ömre çöker. Eğer bu doğruysa, neden o kuantum izini her yerde görmüyoruz? Çünkü kuantum dünyasının büyük bir düşmanı var. Dekoherans. Çevreyle en ufak etkileşim, o hassas faz bilgisini dağıtıyor. Sistem klasik davranmaya başlıyor. Beyin ise sıcak, ıslak, gürültülü. Yani kuantum saflığını korumak için en kötü koşullardan biri. Ancak burada ikinci merak kapısı açılıyor. Kuantum özellikler laboratuvarda gerçekten gözlendi. Girişim desenleri, süperpozisyonlar, hatta giderek daha büyük sistemlerde. Fakat bu kanıtlar aynı anda şunu da fısıldıyor. İzolasyon yoksa kuantum durumları bozuluyor. Diyelim ki benlik ya da bilinç kuantum bilgi taşıyor. O zaman onu yeni bir bedene kopyalayıp aktarmak isterdik değil mi? Ama fiziğin ikinci tokadı geliyor. No cloning teoremi. Bilinmeyen bir kuantum durumu birebir kopyalanamaz. Yani aynı bilincin yedeğini alıp yeniden başlatmak fikri doğrudan teoreme çarpıyor. Ama belki de itirazların çoğu, reenkarnasyonu benliğin kopyalanması gibi okumaktan geliyor. Bu çerçevede iddia şunu söylemiyor. Aynı bilinç dosyasını al, yeni bedene yapıştır. Daha ince bir şey söylüyor. Bilinç, belirli bir bilgi düzeni ya da örüntüsü ise, o örüntü evrende yoktan var edilmez. Fiziksel süreçlerin izin verdiği ölçüde yeniden hazırlanır. No cloning burada otomatik çürütücü olmaz. Çünkü hedef kopya üretmek değil, aynı sınıf örüntünün yeniden ortaya çıkmasıdır. Tıpkı bir rezonans modunun doğru koşullarda tekrar tekrar belirmesi gibi. Kuantum alanın olasılıkları, çevreyle etkileşirken belirli stabil yapılara çöker. Her ömür, bu stabil çözümün bir gerçekleşmesidir. Bu yüzden, aynı temel farklı koşullarda tekrar somutlaşabilir. Aranılacak şey, geçmiş yaşam hatırası değil, örüntüsel sürekliliktir. Eğer bilinç kuantumla bir şekilde bağlıysa, sıcak ve gürültülü bir biyolojik sistemde hangi ayırt edici özellik devreye girer?